Aç şu telefonu. Aç telefonu. Ne yapma, korkutuyorsun beni. Kim bu adam? Söylesene. Bir dakika bekle. Beyefendi telefonunuz. Sağ ol. Alo. Lan Ferhat. Çok beklettin mi? Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim, ciğerini alayım senin. Neredesin? Gel al. Bekliyorum seni. Neredesin lan? Söyle yerini. Neredesin? Tamam, bekle, geliyorum. Bunun oğlu. Geliyorum. Birazdan yanındayım lan senin. Lan bana bak, eğer bir oyun oynarsan... Oyun yok. Bekliyorum. Artık hesapları kapatma zamanı. Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle! Duydun mu? Al şunu. Kuzey nereye? Kıpırdama, orada kal. Nereye gidiyorsun? Kıpırdama. Allah aşkına ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Bir şey olduğu yok. Panik yapma. Kim bu adam ya? Ne istiyor senden? Benden ne istiyor? Tamam canım, halledeceğim ben. O kansızın canını okuyacağım. Korkma, tamam mı? Bak, başını derde sokacaksın Kuzey. Allah aşkına yalvarıyorum, bir aptallık yapma, dön geri. Bak, babana söyleyeceğim. Cemre, sakın. Sakın diyorum sana, duydun mu beni? Asıl o zaman başım derde girer benim. Duydun mu? Kimseye söylemek yok. Anladın mı? Korkuyorum Kuzey. Korkma güzelim. Olay yapma, ben birazdan döneceğim. Geleceğim dedim birazdan. Tamam mı? Merak ediyorum. Etme. Geleceğim. Eyvallah. Gerizekalısı. Aptal. Ne? Ne? Para istemiyor musun? Acelem var benim. Canım.
Burada da Barış Akmen'le Venüs Sezerel'in nişanı bak. Hangi dergi yazsan aynı haberler. Gülten ablalar da gitti o nişana. Bilmez miyim? Mahallece gurur duyduk. Aman canım sizde. Bir tane bile resminiz yok ama. Yazık, Cemre'nin bile yok. Ha, niye yazık olsun canım? Cemre fotoğraf çektirmek istemedi. Ortalıkta olmak istemediği için hep kaçtık. Hep kaçtık kameralardan. Aa, Güney'e bak. Bakayım. Burada da çıkmış kenardan bak. Ama hep Banu Sinan Er'in yanında. Onlarla çalışıyor ya. Ondan. Cemre'yi ne zaman göreceğiz reklamlarda? Biz vazgeçtik o işten. Aa, niye? Cemre daha o geceden öyle bir ilgi alaka gördü ki. İnsanlar doluştu mu etrafına? Ay, nefes alamadı çocuk. Anneciğim dedi, şimdiden böyle dedi. Bir de reklam yayınlandıktan sonra dedi, ne olacak kim bilir dedi. Gelemez o böyle aşırı hallere. İstemedi. Ben ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Aa, deli mi o? Herkesin de arayıp bulamadığı şey. Vallahi benim kızım böyle işte. Azıcık aşım, ağrısız başım. Güney mi istemedi reklamlarda oynamasını? Aa, Güney'e ne canım? O ayarlamamış mıydı bu işi? Ne münasebet canım, Cemre'yi kendileri buldular. Güney'in çalıştığı firma olması tesadüf. İstemedi, ben ne yapayım? Zorla yaptıramam ki. Kısmet değilmiş. Yazık, ayağına kadar gelen kısmeti tepmiş. Yıkayalım. İkisini de. Buyurun. Üzülme, bir kapı kapanır, diğeri açılır. Hayır, üzülecek olsak işi reddeder miydik acaba? Hayır, niye üzülelim? Laf. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Aman ne. Alo. Cemre. Efendim Handan teyze. Bu sabah... Ne oldu? Bir kutu geldi eve. İçinden de bir not çıktı. Senin Kuzey'le ne ilgin var bakayım? Hiçbir ilgim yok. Güney öyle düşünmüyor ama. İşte bir şeyler. Biliyorum ben, var bir şeyler. Bir de beni kandırıyor, yok diye. Ne oldu yavrum? Aralarında kesin bir şey var. Kimi? Kuzey Cemre'yi seviyor işte. Bir de beni aptal yerine koyuyorlar. Güney! Zibitler senin keyfini mi bekleyecek? Hay atladı hepsi. Yoktur öyle bir şey. Var. Aralarında kesin bir şey var. İnanma, yoktur öyle bir şey. Kardeşin yapmaz. Güney! Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İki kardeşin arasını mı açmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Kuzey'le aramda bir şey yok benim. O not ne demek oluyor o zaman? Handan teyze, yemin ederim ben de bilmiyorum. Benim de bir şeyden haberim yok. Şimdi size söyleyemeyeceğim ama Kuzey gelince anlatır. Neyi anlatacak, neyi? Sinsi sinsi altına oymaya çalışıyorsun çocuklarımın. Güney seni bıraktı diye böyle mi intikam alıyorsun ha? Ne diyorsun sen be? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bana bak, çocuklarımdan uzak dur. Kes sesini!